Herkese merhaba arkadaşlar. Geleceğin kaymakam adayları ve hakim adayları dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam KPSA grubunu unuttunuz. Sizler müfettişsiniz arkadaşlar. Sizleri tabii ki unutmadık. Arkadaşlar diğer dersimizde bildiğiniz üzere idari sözleşmelerden, idarenin özel hukuk sözleşmelerinden bahsettik. Ee, ve idari sözleşmeler neler olduğundan bahsettik hatırlıyorsanız. Onunla ilgili çıkmış soruları çözmedim. Bir tane hazırlamıştım onunla ilgili. Onu da bu videonun sonuna ekledim. 3 tane kek yemelik bir kek hazırladım size. O soruları da çözeceğiz bu videonun sonunda. Hocam bu videoda ne göreceğiz? Bu videoda 2886 Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı kamu ihale kanunundan bahsedip kamu ihale kurumundan bahsedip bunların üyeleri atanma şekillerinden bahsedeceğim. Güzel bir hikaye var onu burada anlatacağım. Ve en sonunda da çıkmış 3 tane sorudan bahsedip konuyu bitireceğim. Tamam. Güzel bir seri. Zor bir konudur. Bireysel çalışma şeklinde öğrenilmesi gerçekten zor bir alandır. Ee, bu videoyu hazırlarken devlet ihale kanunundan ve kamu ihale kanunundan yararlandım. Toplam 25-25 50 sayfa ek maddeleri de vardı. 60 sayfalık bir e, kanunları inceledim. Güzel bir 4 dört dörtlük bir not içeriği oluştu. Benim için rahat siz de arkadaşlar bunu öğrendiğini bunu videonun sonunda da bu dersle ilgili bir soru işareti kafanızda kalmayacak. Haydi bakalım beni hızlandırarak izleyenler varmış. Duyumunu aldım. Şimdi hızlandırarak izleyin bakalım. Şimdi arkadaşlar sözleşmelerin kurulması, sözleşmelerin kurulması ve ihale yöntemleri. İhale yapıyor idarenin özel hukuk özel hukuk kişileriyle yaptığı ihaleler. Yani bir mal ve hizmet alımları, mal satımları, yapım işlerinde bir e, sözleşme kuracak. İşte bu sözleşmeyi kurmak için devletin ne yapıyor? Bir ihaleye çıkıyor. İşte iki tür ihalesi var. Biri devlet ihale kanunu, bir diğeri de kamu ihale kanunu. Hocam madde sayıları rakamsal olarak önemli mi? Bence değil. Hocam illa ezberlemem ezberlemek istiyorum. Buyur hocam ezberleyebilirsin. Devlet ihale kanunu. Devlet ihale kanununda satım, kiralama, trampa gibi sözleşmelerde uygulanır. Yani satıyor. Kira alıyor Trump'a. Malla malı değiştiriyor. Yine bir gelir elde ediyor. Yani şunu şöyle kodlayacaksın. Diyeceksin ki devlet ihale kanununda devlet babanın cebine bir şey girmesi lazım. Tekrarla devlet ihale kanununda devlet babanın cebine bir şey girmesi lazım. Satış yapar cebine para girer. Kiralama yapar cebine para girer. Trampa yapar cebine bir gelir girer. Bir mal ve hizmet girer. Yani cebine bir para bir gelir söz konusuysa ben bunlarda, bunlar için yapacağım ihalenin adı daha doğrusu ihalenin tabi olduğu kanun ne? Devlet ihale kanunu. Anlaşıldı mı? Devlet babaya bir gelir getiren ihale türü neymiş? Devlet ihale kanunuymuş. Bak buraya devlete bir gelir getirir. Devlete bir gelir gelir. Tamam mı? Devlet ihale kanunu nerede uygulanır? Devlete bir gelir gelir. Yani mal satar, kiraya verir, trampa yapar, devlete bir gelir gelir. O zaman hangi kanundan bahsediyorum ben buradan? Devlet ihale kanundan bahsediyorum. Devlet baba. Kamu ihale kanunda ise arkadaşlar kamu ihale. Yani burada demek istediğim şey şu. Kamu harcamaları düşüneceksiniz. Yani kamunun katlandığı bir gider. Kamu ihale kanunu dendiğinde den denildiğinde devletin cebinden giden bir para, bir gider söz konusu. Yani mal ve hizmet alımı, mal ve hizmet alırsan ne yaparsın? Bir giderin olur. Aynı şekilde yapım sözleşmelerinde uygulanmasında da yani yapım sözleşmeleri de yapım sözleşmesine de imza atarken devletin cebinde ne gider? Para gider. O zaman devlet devlete bir gider söz konusudur. Kamu ihale kanunu. Kamu harcamaları devletin gideri. Devlet ihale kanunu devlet baba para getirecek. O zaman devlete bir gelir. Bu mantığı kurarsan ister mal alsat, ister malı kendin kirala veya bir malı sen kirala veya malını bir kiraya ver. İşte bakın burada karma karışık oldu değil mi? İşte bunların ayrımını yapmıyorsun. Devlete gelir getiriyorsa diyorsun. Devlet ihale kanunu, devlete gider yaptırıyorsa kamu ihale kanunu. Anladın değil mi? Şimdi geçtim Devam ediyorum. Şimdi devlet ihale kanunu 2886 sayılı devlet ihale kanunda genel bütçe dahil dairelere katma bütçeli dairelerin özel idare belediyelerin alım satım hizmet yapım kiralama trampa mülkiyet mülkiyetin gayri aynı hak tesisi taşıma işleri bu kanun hükümlerine tabidir. Yani devlete bir gelir gelecek mantık bu. İhale türleri hocam şimdi Ne yapıyorsan bırak. Bulaşık mı yıkıyorsun ablacığım? Bırak. Tamam. Ee, bir işle uğraşıyorsan lütfen bırak. Şu telefonu da bırak. Tamam. Koy kenarıya. Şimdi ben sana burada devlet ihale kanununda yer alan ihale yöntemlerinden, ihale usullerinden bahsedeceğim. Bu 5 ihale usulünü ezberlemen gerekiyor. Tamam. Ama ben ne diyorum? Ezberlemek yok. Ben buraya düşündüm. Videodan önce düşündüm. Not hazırlarken düşündüm. Dedim ki ben bunu ezberletmemem lazım. Ezberlesen bile birazdan kamu ihale kanunda yer alan ihale yöntemlerini gördüğünde unutacaksın. Daha çok karıştıracaksın. Hocam buradan soru geliyor mu? Geliyor. Bunun 5'ini de ezberlemen lazım. Öğrenmen lazım. Kodlaman lazım. Artık sana hangisi uyuyorsa. Ben bir yöntem hazırladım. Kodlayacağız bu yöntemi. Şimdi gel benimle bir Dinle, artık karar senin. Tamam? Bak şimdi. Bir tane kız var. Kızımızın adı köy idaresi kitler satım işleri bu kanun kapsamında değildir mantığıyla giderek köylü kızı diyorum. Tamam? Köylü kit. Buna ne diyoruz? Köylü kızına talip oldum. Köylü kızının babası kim? Devlet baba. Tamam? Yani ben damat olarak, damat olarak köylü kızına talip oldum. Köylü kızının babası Devlet Baba. Tamam? Devlet Baba'ya dedim ki: "Ey Devlet Baba, ben senin kızına talibim." Devlet Baba dedi ki: Gel ben senden bir başlık parası istiyorum. Başlık parası. Ama bu başlık parasını ben sana ödeyemem ki ey devlet baba. Ben senin kızına talibim ama ben fakirim o zaman dedi gel bir pazarlık yapalım. Ne yaptık? Bir pazarlık usulünü öngördü. Pazarlık yapacağım. Devlet baba diyor ki ben pazarlık yapacağım da benim kızıma başka kişiler de talip. Aranızda bir ne düzenleyeceğim? Yarışma düzenleyeceğim. Bak ne oldu? Köylü kızına talibim ben. Devlet babanın kızı köylü kızı. Dedi ki köylü kızını istemeye giderken devlet baba dedi ki ben sizden bir başlık isterim. E ee, başlık o zaman ben bunu ödeyemem. Gel bir pazarlık yapalım dedim. Tamam pazarlık yapalım dedik. Ama bu kıza başka kişiler de talipmiş. Devlet baba dedi ki pazarlık yapacağım da bu yar, e, bu baş diğer talip olan kişiyle de aranızda bir yarışma düzenleyeceğim. Tamam. Çünkü benim kızım önemlidir diyor. Çok kıymetlidir. Çok talipleri vardır. Ne doktorlar ne mühendisler ne kaymakamlar istedi diyor. Sen buraya yeni atanmış bir kaymakamsın. Ey kaymakamım ne yapacağız? Seninle bir yarış yaptıracağım. Diğer rakiple. Tamam ama ben bu yarışa girmem için Öncelikle kızım bende gönlü var mı yok mu? Kapalı bir teklif edeyim kıza. Tamam. Kıza kapalı bir teklifte bulundum. Senin gönlün bende var mı dedim. Kız ne dedi? Belli ki istekli kafasını önüne eğdi. Sessiz kaldı. Tamam mı? Demek ki belli ki istekli kapalı teklif usulü. Belli ki istekli. Belli ki istekli. Tamam? O zaman da ben kıza açık açık teklifte bulundum. Tamam? Açık teklifimi, kapalı teklifimi yaptım. Kız belli ki istekli. Sonra açık açık teklifimi sundum. Tamam dedim. Kız okey. Kız kızın gönlü bende var, rızası var. Gittim, yarıştım, mücadele ettim. Başlık pazarında pazarlık yaptım ve bu ihaleyi kazandım. Kız bana kaldı. Köylü kızı bana kaldı. Artık devlet babanın damadıyım. Devlet babanın damadıyım. Anladın mı? Şimdi kodlayalım. Köy idaresinde ve kitlerde devlet ihale kanunu uygulanmıyor. Devlet ihale, devlet baba, devlet ihale. Bunun bir kızı var, köylü kızı. Ne yaptım? Dedim ki pazarlık yapalım başlık parasında başka bir kişi kıza talipmiş yarışma usulü. Sonra dedim ki ya yarışacağım da boş yere yarışmayın, boş yere başlık parası vermeyin. Kapalı teklif yaptım kızın gönlü bende. Belli ki kız istekli. Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü. Sonra kızın gönlünün bende olduğunu anlayınca kıza açık açık açıldım. Açık teklif usulü. Tamam Açıldıktan sonra arkadaşlar ne oldu? Gittim yarıştım ve e, pazarlıkta yapın başlık parasını verdim. 5 taneymiş. Tamam. Kapalı teklif usulü yarışma usulü, pazarlık usulü, belli istekler arasında kapalı teklif usulü, açık teklif usulü. Ezberledin mi? Öğrendin. Tamam? Sakın bunu unutmuyorsun. Güzel oldu mu? Akılda kaldı değil mi? Nasıl bir yöntem? Yoruma yazsana. Beğendiysen yoruma yaz. Yazmazsan var ya. Şimdi arkadaşlar, bununla ilgili söyleyecek bir şeyim kalmadı. Geçtim. İstekliler is biraz kırmızı mı yapalım? Tamam. İsteklilerden ihale konusu olan işin tahmin bedelinin %3'ü oranda geçici teminat. Hocam ayrıntılar bize geliyor. Sen ayrıntılı mı anlatıyorsun? Evet ayrıntılı anlatıyorum. Ayrıntılı ama gereksiz ayrıntı değil. Senin işine gelecek ayrıntıları anlatıyorum. Bakın %3 neymiş? Geçici teminat varmış. Ama unutma. Pazarlık usulü yapılacak ihalelerde geçici, geçici teminat alınmamaktadır. Ya hocam şunu bize bir toparla. Bak şimdi. Gelecek soruya bak. Şurayı bir silmek istiyorum. Galiba siz kendi notunuzu aldınız. Devlet babanın kızına talip oldum. Başlık parası yarıştım. Köylü kit, köylü kız. Tamam. Bak şimdi nasıl soruyor. Aşağıdaki veya yukarıda verilenlerden hangisi? 5 şık olduğunu düşünelim. Zaten 5 şık. Pardon. Bir saniye bana verin arkadaşlar. Bir saniye. Heh. Bak arkadaşım. A, B, C, D, E şıkkı. 5 şık verilmiş mi? Geçici teminat oranı kaçtır? Cevap %3. Devlet ihale kanunu uygulanırken %3 geçici teminat teminat alınmaktadır. Hangi ihale türünde geçici teminat alınmamaktadır? Cevap pazarlık usulü. Tamam? Devlet ihale kanunu ile kamu ihale kanunu arasındaki ortak ihale usulü nedir? Cevap pazarlık usulü. Nasıl? Ayrıntı mı? İşte bak böyle ayrıntıları ben anlatırım. Ama gereksiz ayrıntılar anlatmam. Onlardan da soru gelmez. Buradan soru gelir mi? Gelir. Geçi teminat oranı kaçmış? %3. Bir ihale türünde geçici teminat oranı alınmıyor. Cevap pazarlık usulü. Pazarlık usulü hem devlet ihale kanununda hem de kamu ihale kanununda ortak bir ihale yöntemidir. Anladın mı? Ekrana değilmişim zaten. Devam edelim. Belli istekler arasındaki kapalı teklif usulü. Uçak, harp gemisi, harp mühimmat, elektronik cihaz, demir yolları, lokomotif, liman tesisi, sulama tesisleri vesaire gibi büyük projelerde uygulanır. Belli istekliler arasındaki kapalı teklif usulünde yapılacak ihale neymiş? Büyük projeler. Geçtim. Yarışma usulü. Etüt, plan, proje, güzel sanatlar gibi yarışma gerektiren, yarışma yapıyor. En iyi projeyi seçiyorum ben. En iyi planı, en iyi güzel sanatı seçiyorum. Yarışma. Büyük proje derse belli istekliler arasındaki kapalı teklif usulü diyeceksin. Devam ediyorum. Pazarlık usulü yapılacak. Hocam silah, silahlı kuvvetlerin manevra planlı tatbikatların gerektiğinde acele, acele olarak temini zorunlu olan her türlü ihtiyaçlar. Acele kelimesini gördün mü? Gördün. Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani beklenmeyen olaylarda acele. Devam. Kullanışların kullanış kullanışlarının özelliği idarelere yararlı olması gerektiği. Yani kullanış kullanışlı bir özelliğe sahip. E, ee, idareler idarece kullanılması yararlı olacak. Orada bir kelime düşüklüğü olmuş arkadaşlar. İvedi. İvedilik gerektiren bir iş. Tamam? O zaman şimdi aşağıdaki e, konulardan, aşağıdaki ihtiyaçların hangisi, hangi mesela şöyle diye, yukarıya bir e, ihale türü bir ihtiyacı gerektiren bir durumdan bahseder. Tamam mı? Sonra der ki gel ekrana Sonra der ki bu ihale türü bunun için hangi ihaleye gidilmelidir? Büyük bir projeden bahsediyorsa belli istekliler arasındaki kapalı teklif usulü diyeceksin. Güzel sanatlar, etüt, plan projelerin bir yarıştırsa yarışma usulü diyeceksin. Baktın ki o bahsedilen projede ivedilik, acelecilik var. Acele bir iş var. İvedi yapılması gereken bir proje var. E, bunun yerine getirilmesi gerekiyor. İvediliği gördün. Bir acele olayının söz konusu gördün mü o projede? Gördün. Aşağı ineceksin. Hangi ihale türünü arayacaksın arkadaşım? Pazarlık usulüyle yapılan ihale türünü arayacaksın. Pazarlık usulü diyeceksin. Anladın mı? Pazarlık usulü, yarışma usulü belli isteklilerde belli e, belli istekliler arasında kapalı teklif usulü. Bu üç usulü bileceksin. Tamam? Ayrıntı olarak bu üçünü bileceksin. Şimdi çıktım ekrandan devam ediyorum. Geldik kamu ihale 4734 sayılı kamu ihale kanunu. Şimdi kamu ihale kanunu. Bu devlet burada ne yapıyordu? Devlet kamu ihale. Kamu ihale tekrarlıyorsun böyle. Diyorsun ki ka devlet bir kamu harcaması yapıyor. Kamu harcaması yapıyor. Tamam. Yani devlet için nedir bu? bir gider olarak düşüneceksin. Tamam. Kamu ihale kanunda bir gider söz konusudur. Hocam şunu diyebilirsiniz. Açık ihale usulü, belli istekler arasındaki ihale usulü. Bak ihale usulü, ihale usulü. Şunu gördün mü? Pazarlık usulü. Pazarlık usulü hem hem 2886 sayılı devlet ihale kanunda hem de 4734 sayılı kamu ihale kanununda ortak bir ihale türü, ihale usulüdür. Bunu cebe alacaksın geçici teminattan da bunu cebine aldın. Tamam. Aşağıdakilere hangisi devlet ihale kanunda yer alan ihale türlerinden biri değildir dediğinde işte şunlardan bir tanesini şıkka koyuyor. Tamam. Veya da tam tersi. Yukarıda verilenlerden hangisi kamu ihale kanunda yer alan ihale türlerinden biri değildir dediğinde şunlardan 3 tane yazıp 2 tane yazıp 2 tane de devlet ihale kanununda yer alandan yazıyor. Bunları ezberliyor musun? Ezberlemiyorsun. Ben sana bunu Biraz önce köylü kızına talip olduğumuzda gittik hallettik o işi. Öğrendik. İşte sonrasında kalanları da aradan eleyerek doğru seçeneği buluyorsun. Tamam. Doğru. Ee, hocam bunlara bir biraz isim olarak da olsa bir okusak iyi olacak. Siyah seçmek istiyorum. Şimdi açık ihale, belli istekler arasında ihale, pazarlık usulü, doğrudan temin, tasarım yarışması. Bak yarışma usulü değil. Burada tasarım yarışması olarak geçiyor. Aman buna düşme. Doğrudan temin burada var. Diğerinde yok. Pazar usulü ikisinde de var. Açık ihale usulü. ihale kelimesi burada geçiyor. İstersen bak bir geriye gelelim. Bir geriye gelelim. Bak burada ne var? Açık teklif. Orada ne var? Açık ihale. Tamam. Belli istekler arasında ihale usulü. Orada neydi arkadaşlar? Bakın buraya. Belli istekler arasında kapalı teklif usulü. Yani ihaleyi gördüğün anda kamu ihale kanunu aklına gelecek. Bu şekilde de kodlayabilirsin. Artık öğrenmesi sana kalmış. Doğrudan temin ihtiyaçların idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartlar ve fiyatların görüşülerek doğrudan temin edildiği usuldür. Geçtim. Temel ilkeler. Arkadaşlar bu temel ilkelerden birazdan da çıkmış sorularda da bir tane var. Soru, soru geliyor. İdare hukukunun, e, idare hukukunun bu kısımda anlattığım kamu ihale kan, e, kamu ihale kanununda gelen sorulardan bir tanesi bu. E, kamu ihale kurunun sahip olduğu ilkelerden biridir değildir tarzında bir soru geliyor. Kaymakamlıkta gelmiş, idari yargı hakimliğinde gelmiş. Tamam? Saydam. Yani açık olacak, aleni olacak yapılan ihale. Rekabet söz konusu olacak. Ve devlet taraflara hem A'ya hem B'ye eşit davranacak. İhale güvenilir olacak. İhale gizli olacak. Gizlikten kastım bu teklifleri sunuyor ya birbirlerinden haberleri olmayacak. Yani şöyle diyeyim ben size yaklaşık bir maliyet belirliyor devlet. Burada ihaleye girerken o yaklaşık maliyetin yani devletin aklındaki fiyatı karşı taraf bilmeden o teklifi sunacak. Gizli olacak tamam. Kamuoyu denetimi söz konacak söz konusu olacak. Yani şeffaflık içerisinde ihale yürütülecek. Belli kişilere ihaleler verilmeyecek. Adaletli olacak tamam mı? Denetim. ihtiyaçları uygun şartlarda zamanında karşılanması kaynak verimliliğinin kullan kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Kim? İdareler. İdarenin idareler ee, kamu, e, kamu ihale kanununa dayanarak yaptığı ihalelerin temel ilkeleri neler olduğunu gördünüz mü? Gördünüz. Şimdi burada süreklilik var mı arkadaşlar? süreklilik. Yani ihale sürekli A'ya verilecektir. İhale sürekli B'ye verilecektir diye bir şey ben burada bahsettim mi? Süreklilikten bahsettim mi? Yok. İhaleler sürekli söz konusu olmaz. İhalenin yapılması sürekli olur. İhaleye hakim olan ilkeler arasında süreklilik diye bir ilke yok. Bu burada bir virgül olarak bir parantez içerisinde söylemiş olayım. Devam ediyorum. Şimdi hocam ayrıntılardan soru gelir mi? Ayrıntılardan soru gelir mi? Bak bakayım buraya soru geliyormuş mu? Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece işte bu bu küçük ayrıntıları bilmende fayda var. Yani mal alımı, hizmet alımı, yapım işleri arasında bir bağlantı yoksa bu ihaleler bir arada ihale edilmez. Bu birinci. Tamam. Renkli kalem kullansam daha güzel olacak sanki. Silgi. Müthiş bir şey ya. Yeni sistem. Anayasadan gelenler yorumlarını yapmıştır herhalde. Nasıl arkadaşlar yeni sistem? Beğeniyorsunuz değil mi? Kaç dakika oldu inan bilgim yok ama hızlıca devam etmek istiyorum. Demek ki ne diyoruz? Ne diyoruz? Mal alımı, hizmet alımı, yapım işleri arasında bir doğal bir bağlantı yoksa bu ihaleler bir arada ihale edilmez bir. 2. Eşik yaklaşık maliyetten bahsediyor burada. Yanlış yazılmış değil arkadaşlar. Anlatacağım biraz sonra. Mal ve hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara ayrılamaz. Yani mal işleminin bir kısmını ayırıp bir kısmını şu şekilde ayırarak ihale söz konusu olmuyor. Yani bakın burada diyor ki malı ayrı ihale edeceksin. Hizmet alımını ayrı ihale edeceksin. Yapım işini ayrı bir ihale edeceksin. Eğer bir doğal bir bağlantı yoksa. Ama mal alımını ikiye ayırıp hizmet alımını ikiye ayırıp herhangi bir kısımlara bölerek ihalede edemezsin. Anladın değil mi? Delillerin ayrımı. Yani mal alımını yaparken ayır hizmet alımını yaparken ayrı. Onun için ayrı bir ihaleye çık. Mal alımı için ayrı bir ihaleye çık. Yapım işleri için ayrı bir ihaleye çık. Ama mal alımını kendi içinde kısımlara ayırma. Hizmet alımını kendi içinde kısımlara ayırma diyor burada. Tamam? Devam ediyorum. Bu kanuna göre yapılacak ihale Açık ihale ve belli istekler arasında ihale usulleri temel usuldür. Hangi hangi usule açık ihale ve belli istekler arasında yapılan ihale benim için ne temel unsurdur. Ama bazı durumlarda işte değişikliklerden bir tanesi bu. Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin özelliği, güvenlik şartlarının uygun şekilde yerine getirilmesi zorunluluğu nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca gerçekleştirecek her türlü şunu gördünüz değil mi? her türlü mal ve hizmet alımları yapım işlerine ilişkin ihaleler pazarlık usulüyle yapılır. Bak sen bu pazarlık usulü hem hem devlet ihale kanununda hem kamu ihale kanununda yer alır. Devlet ihale kanunu pazarlık pazarlık usulünde geçici teminat öngörülmüyordu. Aynı şekilde kamu ihale kamu ihale kanununda Cumhurbaşkanı normalde açık ihale ve belli istekler arasındaki açık ihale usulü esastır. Ama Cumhurbaşkanlığı güvenlik gerekçesi sebebiyle, güvenlilik gerekçesi sebebiyle Cumhurbaşkanlığı için yapılan her türlü alım, hizmet alımı, mal alımı, yapım işleri için uygulanacak ihale türü neymiş? İşte bunu sorarlar. Neymiş? Pazarlık usulü. Tamam. Lütfen bunu çıkarsa yap. Lütfen yap. Bak şuraya vakit ayırıyorsun, dinliyorsun. Ben vakit ayırıyorum. Şu notların 7-8 saatimi aldı sadece şu notları hazırlamak. 50 sayfanın üzerinde 60 sayfaya yakın bir kanun maddesini okuyup çıkmış sorularla karşılaştırıp önemli yerlerin vurgusunu yapıp notu hazırlamak gerçekten zor. Tamam mı? Sabır istiyor. Yani bunu yani böyle şevkle yapmasan mümkün değil hazırlayamazsın. Bunları hazırla. Sonra gel sistemi kur. Sistem çalışmasın, elektrik gitsin vesaire. Neyse. Eşinden, ailene feragat et. Hazırla şu notları. Tamam mı? Pazarlık usulünün üzerinde bu kadar dur. Sonra da sınavda sorsunlar. Sen yapma. Yap. Tamam mı? Yap. Bak biz yaklaşık 30 bin kişilik bir aileyiz. Ee, Hukuk Öğretir Instagram sayfasında 30 bin kişiyiz. Ee, YouTube sayfasında 15 bin kişilik bir aileyiz. Tamam mı? Lütfen bu aileden bir kurum sınavı açıldığında... Kaymakamlık sınavı sınavı açıldığında 100 kişi alıyorsa en az 50 kişisi hukuk öğretir takipçisi çıksın. Ben inanıyorum çıkacak. 1000 kişi hakim alınacaksa bunun en az 700 kişisi hukuk öğretir takipçisi çıksın. İnanıyorum ki çıkacak. Tamam. Bak o kadar büyük bir aile olacağız biz. Ve o kadar da büyüyeceğiz. Yeter ki şu notları temin et adresinden önüne al. Şu üzerinde vurgu yaptığım yerler üzerinde sen de altını çiz. Dön tekrarını et. Kodlamaları yap ve şu sınavı artık geç. Geç kazan. Tamam mı? Hadi. Ben sana güveniyorum. Yapacaksın. Yapacaksın. Yapmak zorundasın. Sen, senin bir sebebin var. Yapmak zorundasın. Şimdi arkadaşlar şu madde de önemli. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş ihaleye çıkartılamaz. Bunu zaten yorumlayarak da yaparsınız diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar chat raporu belgesinin alınması zorundur. Bunu bilmenizde fayda var. Chat raporu alınamayacak durumlar var. Çok ayrıntı bir durum bu. Doğal afetlere bağlı olan acilen ihale edilecek işlemlerde chat raporu alınmasa da olur. Gelir mi? Bugüne kadar gelmemiş ama bir istisnai bir Durum benim gözüme çarptı bence önemli bir okuyup geçmenizde fayda var. İhale komisyonunda bilmeniz gereken olay şu. En az 5 ve tek sayıdan oluşan bir komisyon oluşturuluyor burada. Şimdi yaklaşık maliyet. Yani devlet, devlet ihaleye çıkarken yani bir mal alacakken, bir hizmet alacakken, bir yapım işi alacakken örnek veriyorum bir ilçe kuruldu. İlçeye bir kaymakamlık binası yapılacak. Mesela Adana'ya Sarıçam kaymakamlığı yapıldı. Tamam mı? Belediyesi miydi oraya? Galiba kaymakamlık diyor. Yok kaymakamlık yapıldı ya. Hükümet konağı diyorlardı. Sarıçam e, kaymakamlık binası yapıldı. İşte devlet orayı mesela yapacakken ne yaptı? E, bir yapım işi mal ve hizmet alımı için ihaleye çıktı. Tamam. Ama devlet bundan önce ne yaptı? Dedi ki acaba bu binayı yapmak maliyeti ne olur? Araştırı sordu etti. Atıyorum tamamen. Dediler ki 100 milyar. Tamamen sallıyorum da. 100 TL dediler tamam mı? 100 TL dedi. Devlet bunu dedi ki yaklaşık maliyet buymuş. Bunu koydu kenarıya. Sonra gelen tekliflere baktı. Baktı ki 200 diyor. Oo bak fazladan almaya çalışıyor. Devlet ne oldu? Buna bu iş yapılabilir deyip buna yakın rakam aramaya başladı. Anlaşıldı mı? Var mı sıkıntı? Şimdi devam ediyorum. Çıkmadım değil mi ekrandan? Şimdi tekliflerin hazırlanması ve sunulması. Herkes teklifini hazırlar. Geçici teminatını hazırlar. Raporlarını sunar. Teklifinde teklifte bulunur. Geçici teminat %3 olduğunu artık biliyorsunuz. Devam ediyorum. İhalenin karara bağlanması ve onaylanması. Bakın burası çok önemli. Ekonomik açıdan ihale kime verilecek? Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklilere bırakılır. Tamam Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren kişiye bırakılır. Şimdi bak hocam. Şimdi sen bir hükümet konağı yaptıracaksın değil mi? Sarıçama bir hükümet konağı yaptıracaksın. En avantajlı teklif niye diyorsun kardeşim? En ucuz teklifi en uy şöyle diyelim. Fiyat olarak en düşük bedeli verene ver ihaleyi yapsın. Ucuza yapsın. Mantık o değil midir? Ama kanun ne demiş? i̇şte size soru bunu yazacak. En uygun teklifi verene yapılır diyecek. Veya da en ucuz en düşük fiyatı verene yap, verilir ihale diyecek. Tamam mı? Ama siz buna düşmeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki kamu ihale kurumunda ihale kime verilir? En avantajlı teklifi verene, e, yapana verilir bu ihale. Hocam neden en avantajlı teklif? Çünkü... Şimdi arkadaşlar sen bir bina yaptırıyorsun veya bir araç alıyorsun e, kurumuna İşte bunun bir teknik bakımı bunu yap, e, yapacak firmanın güvenilirliği bunu yapacak firmanın deneyimi bunu bunu yapacak firmanın kullanacağı malzemenin kalitesi bunu yapacak e, firmanın e, teknik işlerini düzenli bir şekilde bakım ve onarımını yapıp yapmayacağı gibi ekonomik e, verilerin dışında bunun bir de yan yani daha mantıklı olarak bu işi yönetimde yönetirken daha avantajlı olana bakıyorsun. Yani şunu diyorum. Mesela siz bazen diyorsunuz ya, ya ben bir araba alacağım hocam, 20 bin TL'ye bir araba buldum ama. Biraz kafamda soru işaretleri var. Ucuz ama fiyatı. Daha soru işaretleri var. Varsın ben 22 bin lira vereyim. içim rahat olsun temiz bir araba alayım. İşte devlet de böyle diyor. Varsın ben 2 kuruş işte bir miktar fazlaya vereyim. Ama bakım teknik işleriyle kullanılan malzemenin kalitesi ilgili bir problem yaşamayın. Ne oldu? En düşük teklifi vermene rağmen en avantajlı teklife verilir e, maddesiyle, ifadesiyle ihale kime verildi? Başkasına verildi. Anladın değil mi olayı? Devlet ihale kanununda e, ihale kime veriliyormuş? En avantajlı teklifi yapana veriliyormuş. Daha da unutmasın herhalde. Tamam Daha da unutmazsın. Unutma yani lütfen. Hocam niye bugün sertsin? Anayasada öyle değilsin ama. Hocam idare ciddi. Burayı ya kimse yani bu adam burayı çalışıyor bunun üstünde durmuyor. Tamam mı? Sınavda da çıkıyor. Ya ayrıntı sordular. Ayrıntı değil işte ayrıntı bu. Tamam mı? Bu. Diğerlerinin, diğer ayrıntılarda senin boğulmana gerek yok. Bunu bil. Tamam. Bunu bilmemen başkası için ayrıntı. Sen bunu biliyorsun. Senin için basit bir cümle. İşaretleyip geçersin. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar süreye tutmadım. Büyük bir hata yaptım. Umarım çok uzamamıştır. Bitirmem, bitirmek istiyorum. Devlet ihale e, kan devlet ihale kanunda en uygun bedeli teklif edene verilirken kamu ihale kanunda en avantajlı teklifi verene e, verene ihale veriliyor. Olayı anladığını düşünüyorum. Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi 3 gün içerisinde bildiriliyor. Kesin teminat %6. Geçici teminat %3, kesin teminat %6. Bu iki rakamı bilmen de fayda var. Diğerlerini okursun zaten. Şimdi arkadaşlar, ihalenin sözleşmeye bağlanması. Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır. ihale yetkilisi ile yüklenici arasında imzalanır. Burada neyi bilmen lazım? Şunu bilmen lazım. Noter tescili onaylattırılması zorunlu değildir. Bunu bilmen de fayda var. Devlet ihale kanunu için konuşuyoruz. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar geldik kamu ihale kurumu hocam kamu ihale kurumu lütfen bunu ben ardarda Yusuf'a söyleyeceğim bu videolar ardarda yayınlansın. hemen diğerine geç bu biraz uzadı diye düşünüyorum kamu ihale kurumu çok kısa bundan bahsedeceğim üyelerin nasıl ataldığından. E, kamu ihale kurumunun özel yapıya sahip mali yapısına vesaire bunlardan bahsedeceğim. Denetimin kim yaptığından bahsedeceğim. Hemen arkasına arkadaşlar çıkmış soru çözeceğim. Yani bundan önceki video bu videoda anlattığım konuların tamamından çıkmış soru çözeceğim ve bunları patır patır yapıp geçeceksin. Hemen bir sonraki videoya geç. Çık ekrandan. Arkadaşlar bir sonraki videoda hemen orada görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi geç. Oyalanma burada.